yaşamış olan kişiler olarak. O yüzden de Rabbim bir daha bu tarz acılar... Ve 13 gün sonra buluşuyoruz bizler. İlk andan itibaren araba kurtarma faaliyetlerini yürüten Kocaeli itfaiyemizimiz, itfaiyecilerimiz şu anda kavuşma anını gerçekleştiriyoruz. Buluşma anını gerçekleştiriyoruz. 13 gün sonra aileleriyle buluşuyor Kocaeli itfaiye eserleri. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz ilk anlardan itibaren tüm ekipleriyle sahadaydı. Deprem bölgesinde gayretlerini gösterdiler, çalışmalarını gösterdiler. Bir can uğruz, minnettarız ve 13 gün sonra aileleriyle buluşuyor Kocaeli itfaiyemiz. Tıpkı şu anda bu noktadan itibaren bölgede araba kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren işte kahramanlarımız, işte ailelerimiz. Bu anda itfaiyemizin bulunduğu, çıkış yaptığımız noktada tekrar buluştuğumuz bir anı gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ederiz. Çalışmalarını yürütüyorlar. Bizler an be an oradaki ekibimize destek olmak adına görev yapan Kocaeli itfaiyemize teşekkür ediyoruz. Ve ailelerimizle yaklaşık bir haftayı aşkın bir süreç sonrasında ruhları şad olsun. Büyükşehir Kocaeli itfaiyesi olarak bizler de bir saat sonrasında ekiplerimizi yola çıkardık. Hakikaten biz arkadaşlarımız, ilk ekibimiz deprem bölgesi Maraş'a vardığı zaman biz depremin boyutunu o arkadaşlardan anladık. İkinci ekibimiz Adıyaman'a gittiler. Üçüncü ekibimiz de Hatay'a, Defne bölgesine gittiler. Bizler de üçüncü ekiple beraber Hatay bölgesine, Antakya bölgesine, Defne bölgesine hareket ettik. Ben o enkazlar altında canlarını hiçe sayarak yıkılmış, cesaret edilmeyecek yerlere giren arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Allah onların emeklerinden razı olsun. Adıyaman'da 15 tane canı kurtardık. Maraş'ta 22 canı kurtardık. Defne'de, Antakya'da 45 tane cana el uzattık. Allah'a hamdü sanalar olsun. Bir insanı kurtarmak, bir alemi kurtarmak gibi biz 82 alemi kurtarmış gibi sevinçliyiz. Ama elbette ki hüzünlüyüz. Biz burada sevinmemiz gerekmiyor. Allah'a hamdü sanalar olsun, görevimizi en güzel şekilde yerine getirerek 14. günde ailelerimize sağ salimen hiçbir kaza, musibete maruz kalmadan ekibimizle beraber dönüş yaptık. Yaklaşık 14 gün deprem bölgesindeydik. Deprem bölgesinde bulunmamızın sebebi Kocaeli itfaiyesi. Kocaeli 17 Ağustos depremini en canlı şahidiyle yaşayan bir itfaiye teşkilatı. Biz orada en iyi onları biz anladığımız için, biz tam takım ekip olarak oradaydık. Yaklaşık 108 kişi görev aldık bölgede. 82 cana umut olduk, 82 kişiyi kurtardık ve 14 gün sonunda alnımızın akıyla memleketimize döndük. Gerçekten çok duygulandık burada, hem ailelerimiz burada, hem bizi sevenler burada, Kocaeli halkı burada. Herkese sonsuz teşekkürler, şükranlarımızı sunuyoruz. En çok etkileyen olay 20 günlük bebeği çıkardık, 7 aylık bebeği çıkardık. Yani küçük bebekleri kurtardık, en büyük, en etkileyen olaylar bunlardı bizi. O gece nöbetçiydik biz zaten, direkt çıktık buradan. Sabah 4.20 sıralarında işte fabrika yangındaydık. Yangından bizi geri çektiler. Direkt deprem bölgesine gittik. Önce Maraş'a. Yaklaşık 4-5 gün Maraş'taydık. Ondan sonra Hatay, Antakya'ya geçtik. Antakya merkezde ve Defne'de çalıştık. Bir sürü cana dokunduk orada. Yani çok değişik duygular yaşadık. Yani böyle anlatılmayacak şeyler. O kadar çok bizi etkileyen şeyler oldu ki. En çok bizi etkileyen olaylar bebekler oldu ve çocuklar oldu. 11 yaşında Yunus, tam ismini hatırlamıyorum yanlış olmasın, iki tane kardeşimiz vardı. Yaklaşık
190. saatlerde çıkarttığımız. Onunla da çok etkilendim. Böyle sesini duyuyorum, ulaşacağım ulaşamayacağım gibiydi. Işığımı tuttum. Bana dedi ki ışığı görüyorum dedi. Işığı görüyor dedikten sonra daha hızlı çalışmaya başladık. Abi dedi bana ışık verir misin dedi. Ve ona bir ışık, fenerimi uzattım. Sonra o da bana fenerini uzattınca elini uzattı. Onunla el ele tutuşma anımı hiç unutamıyorum. Hala daha sanki onun elini böyle tutuyormuşum gibi geliyor. Sonra konuşmaya başladı bizle. Hem biz ilerliyoruz hem de onunla konuşuyoruz. Kardeşin de yanımda var dedi. İki kardeşi de oradan sağ salim çıkarttık. Ama gerçekten böyle hala da rüyalarıma girip etkileniyorum ondan. En son 209. saatte iki tane canlı aldık. İki karı kocaydı. 7 kişilik bir aile. 3 kişi bir odada yatıyordu. Karı koca ve 7 aylık bir tane bebekleri vardı. Kadının kucağında bebek vefat etmişti. Önce eşini aldık, sonra kendisini aldık, çıkarttık ikisini de. 209. saatte yaklaşık 6 saat falan çalışarak ulaştık. İki kişiyi çıkarttık, geri kalan ailenin daha sonra cenazelerini ufak ufak çıkartmaya başladık. Bir fotoğrafıyla bu anı ölümsüzleştiriyoruz bizler. Tüm itfaiyelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Buyurun lütfen. Ve bu anı